İthal ve External Networks ekibine teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Bu katfetli İstanbul havasında ve özellikle bu yıl sonu yoğunluğunda da vakit ayırıp katılabilen bütün katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bu mesela genel anlamında herkes kamera olarak bilse de Mobese AŞ'nin birçok farklı uzmanlık alanı var. Ben kısaca Mobese AŞ kimdir ve faaliyet alanlarımız nedir onlardan bahsetmek istiyorum. Mobese, İstanbul Polis Müfettişleri Geliştirme Destekleme Derneği'nin bir iştirak şirketi. Yani emniyet teşkilatının geliştirme amacıyla kurulmuş olan bir derneğin iştirak şirketidir. Sistem entegratör olarak görev yapıyor. Fakat sistem entegratörünün yanı sıra özellikle güçlü ekosistemi ve işbirliğinde olduğu firmalarla birlikte uçtan uca projeler geliştirip gerek kamunun gerek özel sektörün hizmetine sunuyor. Kısaca faaliyet alanlarımızdan adım adım gidersek, özellikle bizim en önemli faaliyet alanımız tabii görüntüleme sistemleri. Şehir görüntüleme sistemleri ile özdeşleşmiş Mobese ismi birçok herkesin malum bildiği üzere kamera sistemleri olarak geçiyor. Bu aslında buraya ekstra kattığımız çeşitli organize sanayiler, çeşitli tesisler, çeşitli kritik altyapıların olduğu yerleşkeler. Kamera sistemlerinin kurulması, özellikle buranın uzaktan yönetilebilir ve daha akıllı sistemler haline getirilmesiyle ilgili faaliyetler yürütüyoruz. Kamera sisteminin, güvenlik kamera sisteminin yanı sıra plaka tanıma sistemleri, özellikle son 2 senede hemen hemen tüm alışveriş merkezlerinin emniyet entegrasyonu gerçekleştirildi. Mobese de buradaki en büyük oyunculardan birisidir. İstanbul'da girmiş olduğunuz ya da herhangi bir Türkiye'nin herhangi bir yerine girmiş olduğunuz bir alışveriş merkezinin mutlaka girişinde ve çıkışında, otopark giriş ve çıkışlarında Mobese sistemlerini, kameralarını görebilirsiniz. Buralardaki plaka tanıma sistemiyle alışveriş merkezine giren her aracın plakasının, markasının, modelinin, renginin hatta tipinin emniyet sistemine düşerek, emniyet müdürlüğünün sistemine düşerek bir aran veya bir acil durumdaki aracın tespiti ile ilgili bir faaliyet yürütülüyor. Bu sistem yaklaşık 2 senedir hemen hemen tamamlandı. Bütün alışveriş merkezleri bu sisteme entegre olmuş durumda. Keza alışveriş merkezinin yarı sıra otoyollardaki kullanmış olduğunuz, görmüş olduğunuz plaka tanıma sistemleri, tesis giriş çıkışlarında ya da herhangi bir yerleşkenin, bunun içinde plaka tanımanın birçok alt bileşeni de var. Tabii işin içinde radar kısmı var, hız koridoru var, biraz daha elektronik denetleme sistemi diye geçen kırmızı ışık ihlali ya da emniyet şerit ihlali gibi faaliyetler de yürütülüyor. Onun yanı sıra çevre güvenlik kamera sistemleri, CCTV sistemleri bir evden, bir iş yerinden, bir fabrikaya, organize sanayiye hatta da şehir düzeyindeki bütün kategorilerde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda tüm bu bileşenlerin yan bileşeni olarak izleme komuta kontrol merkezleri, video vault sistemleri, çeşitli SCADA sistemleri de bizim kamera görüntüleme sistemlerinin faaliyet alanına girmektedir. Sayı akım sistemleri yine keza bütün inşaat ya da herhangi bir tesisin kablolama, bina otomasyonu, yapısal kablolama ve yangın ihbar ve ikaz sistemleri olmak üzere acil anons sistemleri de dahil olmak üzere zayıf akım bildiğiniz üzere tüm alanlarında hizmet veriyoruz. Bir geçiş kontrol ve biyometrik sistemler bizim en uzman olduğumuz alanlardan birisidir yine. Kartlı geçişler, parmak izi, yüz tanıma, son zamanlarda bildiğiniz gibi temassız geçişler ve bunlarla ilgili çeşitli yüz tanımalı da olan geçiş sistemleri. Farklı üreticilerin marka bağımsız olarak o ilerlendikleri projeler yürütüyoruz. RFID ve IoT sistemleri biraz daha akıllı şehirler ve akıllı binalar konseptinde yapılan projeler. Turnike ve bariyer sistemleri, araç altı görüntüleme sistemleri veya bunların işte diğer alt bileşenlerine bir uçtan uca çözüm sağlıyoruz. Bir tesisin işte geçiş kontrol sistemlerini, kartlı geçişlerden tutun da işte kritik sistem odası gibi girişlerin parmak izi sistemleri ile ilgili olan yapıların kontrol edebilmesini sağlayan faaliyetler. Bizim GPS takip sistemleri yani bir daha çok tabii
kamuda olmak üzere özel sektöre de hizmet verdiğimiz, hatta son kullanıcıya kadar hizmet verdiğimiz bir yapımız. Mesela İstanbul'da yaklaşık 5000'den fazla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün araç takip sisteminin takibi, ekiplerinin ve bekçilerin takibi, işte aynı zamanda çeşitli her türlü GPS verisinin tek bir platformdan izlenmesini sağlayabilen bir yapı düşünebilirsiniz. Bunu aynı zamanda ebeveyn takibi, işte kıymetli eşya, çanta takip sistemleri, evcil hayvan gibi son kullanıcıların rahatlıkla ulaşabildikleri bir takip sistemleri. Buralarda ekstra katma değer kattığımız konular var. Örneğin bekçilerden bahsedelim. Her ilde, her şekilde bildiğiniz üzere bekçiler belirli mesafelerde, belirli mahallelerde de sorumlu. Biz bu bekçilerin hangi mahallelere gideceğini, hangi mahallelerde ne kadar yürüyeceğini, ne kadar mola vereceğini, bütün bu süreçlerin kontrol edilebilir bir yapıda olabilmesi için bir merkezi bir sistem kuruldu. Bu sistemle beraber bütün yani bekçilerin hareketlerinin, hatta bir ani bir acil durumda müdahalenin kolay yapılabilmesi için yürütülen tüm faaliyetlerin gözlenebildiği, hatta tek bir platform üzerinden hem araçların, emniyetin kendi araçları olabilir, zırhlı araçları olabilir, motorize unsurları olabilir, çevik kuvvet gibi çeşitli personellerin, tim ekiplerinin yönetilmesi olabilir. Aynı zamanda işte bekçi, hatta dronların mevcut birçok illerde artık dronlar var. Bu dronların hangi lokasyonlarda olduğu gibi bütün faaliyetlerin yürütülebildiği bir platformumuz var. Bu platformla beraber özellikle son birazdan anlatacağım bir yaka kamerası projesi geliştirdik. Hatta bir sonraki sunuma geçeyim. İstanbul'da 2000 polis, jandarmada yaklaşık 500 ve sahil güvenlik ekiplerine yaka kamerası takılarak bu personellerin hem suistimallerin önüne geçildiği hem de vatandaşın ilişkilerinin düzeltilmesi sağlanan bir yapı kuruldu. Ve bu yapıyla tüm işte güvenlik mensuplarımızın sesli ve görüntülü olarak doğrudan sahadan personel üzerinden görüntülerine erişilebildiği bir yapı var. Tek bir platform dedik. Az önceki platformumuzda hem sahadan gelen tüm takip sistemlerinin hem de ilgili güvenlik kuvvetimizin üzerinde bulunan yaka kamera sisteminin görülebildiği, gerektiği zamanda da en yakın olaya yönlendirilebildiği bir platform bu bahsedilen yapı. Bunun yanı sıra mobilitenin ileri teknoloji çözümlerinde işte çeşitli drone çalışmalarımız var. Bunlar üzerinden 4G ve çakar sistemi olan anons yapabilen, haberlerde denk gelmişsinizdir muhtemelen, bir drone'umuz var. Robotik sistemlerle ilgili bir bomba imha özelinde geliştirdiğimiz, özel harekatında kullanabildiği bir robot cihazımız var. Çeşitli simülasyon eğitimleriyle ilgili faaliyetlerimiz var. Ve çeşitli ihtiyaca göre geliştirilmiş sistemler var. Bunlardan haricinde MOBESE'nin yazılım, çeşitli yazılım veya donanım geliştirmeleri de görev alıyor. Daha çok kamunun ihtiyaç duyduğu özel çözümleri yürütüyor. Burada örnek veriyorum, denetimli serbest takip programından bahsedecek olursak, bir il karakollara giden, imza veren bütün vatandaşların biyometrik sistemle bunun yönetilmesi ve karakollarda hatta orada içeriye girmesine gerek olmadan dışarıdan hizmetini alıp hem hizmet kalitesini arttıracak hem de vatandaşın daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak bir sistem. İSMOB mobil otopark projesi, çekilen araçların nereye, hangi otoparka götürüldüğünü ve nerelerde çekildiğini kolaylıkla mobil uygulamayla erişebildiği, ücretsiz olarak yararlanabildiği bir uygulama. Bu uygulama sayesinde hem çekilirken kayda alınan hem de resimlenen aracın hangi otoparkta olduğunu vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Çeşitli yüz tanıma ve analiz ve denetim uygulamalarımız var. Ve bütün bu sistemlerle ilgili kurumlara, kamu veya özel şirketlere danışmanlık veya risk analiz sistemlerimizi uçtan uca sağlıyoruz.
Şimdi bazı örneklerden gidersek, mesela KGS ve sınır güvenliği dediğimiz, özellikle burada Extreme Networks'ün endüstriyel switchlerin de çok rahatlıkla konumlanabileceği bir uygulama bildiğiniz üzere. Sınır güvenlikte işte kablosuz olarak bu mesela Şırnak'ta yapılan bir proje. Yaklaşık 5 veya 10 kilometre aralığında kablosuz görüntünün uzak bir noktaya aktarılması ile ilgili bir yapı. Standart KGS, MOBESE görüntüsü ve şehir dokusuna uygun ve özellikle kabinden kurtarılmış daha özel bir çözüm. Plaka tanıma sistemleri az önce bahsettiğim gibi tesis, alışveriş merkezi ve otoyollarda kullanılan kısımlar. İhtiyaca göre proje üretme başarımız var. Buradaki ekosistem bunu sağlıyor. Burada mesela örnek verirsek proje işte bir mobil komuta aracı ve bizim mobil görüntüleme ünitesi dediğimiz altyapının olmadığı kablosuz olarak güneş enerjisi hatta içerisindeki akü grubuyla görüntülerin merkez bir yere ya da komuta merkezine aktarılması için faaliyet yürüten bir cihaz. Ve bu kapsamda özellikle amacımız akıllı ve güvenli şehirler oluşturulması ve bu akıllı ve güvenli şehirlerin uçtan uca tüm çözümlerin sağlanması ile ilgili bir vizyonumuz var. Bu il emniyeti olabilir, bir organize sanayinin tesisleri olabilir ya da bir küçük kent, şehir, her türlü aklınıza gelebilecek toplumsal yoğunluğun olduğu alanlarda hem tabii biraz daha güvenlik üzerine anlattım ama bunun yanında örnek veriyorum paylaşımlı bisiklet uygulaması, işte skuter uygulaması veya benzeri diğer akıllı çözümler, belediyelerin ihtiyaç duyduğu birçok farklı kategoride hizmet veriyoruz. Ve bizim özellikle yeni yılda gerçekleştirmiş olduğumuz bu amaçla da özellikle akıllı ve güvenli şehirler özelinde gerçekleştirdiğimiz bir inovasyon programımız var. Sürdürülebilir inovasyon programı çağrısını açtık. Bunu MOBESE Akademi bünyesinde faaliyet yürütüyor. MOBESE Akademi nedir? MOBESE Akademi ülke genelinde katma değeri, işte teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek, Ar-Ge ve yenilik projelerine girişimcilerin ülke ekonomisine katkı vermesi amacıyla kurulmuş olan bir programdır. Akademi faaliyettir. Bu programda akıllı ve güvenli şehirler temasında oluşturduğumuz, işte amacı inovasyon tabanlı, yenilikçi projeleri olan kamu kurumları, KOBİ'ler, teknokent firmaları, akademisyenler ve girişimcilere özelleştirilmiş program kapsamında destek vererek projelerin ticarileştirme potansiyelini arttırması hedefliyoruz. Bu programın destekleri özellikle altyapı sunma, işte çeşitli kuluçka programları, birebir proje geliştirme eğitimi online üzerinde tabii pandemi sebebiyle online olacak bu süreçte ve network altyapısının sağlanması ve mentorluk hizmeti vereceğimiz MOBESE'nin ve iş ortaklarının burada işbirliği yapılan çeşitli kurumlar var. Örnek veriyorum İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gebze Organize Sanayi Başkanlığı, GOSP Teknopark, Nettaş, İstanbul Portföy ve Venture Capital olmak üzere çeşitli iş ortaklarımızla işbirliği yapılan kurumlar var. Bu her geçen gün artan bir yapı. Özellikle MOBESE, SAYAM, TÜBİTAK özelinde onaylanmış olan SAYAM Akıllı Şehirler Projesi'nin de paydaşlarından birisidir. Biz bu sürdürülebilir inovasyon projesi programında da ne arıyoruz? Projelerde aranan nitelikler nelerdir? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Fiyat avantajı sağlayan, probleme çözüm oluşturan, hayata geçirmek üzere düşünülmüş ve planlanmış, iş alanında katma değer oluşturan, en önemlisi de sürdürülebilirliği olan projeleri tercih edilecektir. Ve bu projelere yaklaşık 20 proje, 20 mentorluk verilecek. 10 projeye yatırım düşünülüyor. Bu sayılar tabii değişkenlik olabilir ama hedefimiz en az 10 projeye yatırım yapabilmek. Bu projelerle ilgili çeşitli katılımcılara, destekçilere 200 saat üzerinden belki daha fazla eğitim verilecek. Ve gün sonunda da bir demo day ve lansman yapılacak. Muhtemelen burada bir bakanlık bünyesi, bakanlıkla beraber yapılacak bir lansmanımız olacak. Buna her giriş, dediğimiz gibi girişimi olan veya belirli bir fikri aşama, belirli bir aşamaya gelmiş her girişimcimiz online olarak başvurabilir.
Bununla ilgili de yakında webinarlar ve çeşitli duyurularımız olacak. Mobese Akademi sitesi üzerinden bunu takip edebilirler arkadaşlarımız. Sonuç olarak çözüm üret, değer kat sloganımızla tüm fikri ve projesi olan arkadaşlarımızı bekliyoruz.